Arkadaşlar Şahin GmbH olaraktan yine bir iş aldım. Şöyle size göstereyim. Bu duvarı benim işçi yaptı. Ben de şimdi yerleri yapacağım. Buraya böyle farklı fayans geliyor. Şu 90x90. Şimdi buraya da farklı bir fayans gelecek. Bayağı iş var. Kendinize iyi bakın. Böyle size kısım kısım göstereceğim. Hatta güzel bir şort olsun. Evet arkadaşlar, bütün işlem bitti. Özellikle burada müşteri demişti, özenlik gösterdim diye. Burayı da güzel bir şekilde uyguladım. Ve hatalar olabilir, küçük hatalar. Ama elimden geldikçe özen gösterdim. Şu duvarı da ben yaptım. Şu önlü ve sollu. Burada benim işçim yaptı şöyle. Umarım güzel bir şort olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Şöyle söyleyeyim. Şahin hayatında, yani daha doğrusu benim hayatımda bir tek her şey YouTube'dan itibaren falan değil yani. Ya da o OnlyFans'ten görmüş olduğum şeylerden falan değil. Benim farklı kurmuş olduğum iş yerleri var. Onlarla çalışıyorum. Sıfır bir marka yani Şahin, Bau GmbH, Şahin Farm, Şahin Naturstein. Ve bir sürü iş alabilirim ama almak istemiyorum çünkü çok büyük iş altlar bana 19 yaşımda 20 ve 21 yaşımda yani 3 sene içerisinde çok büyük sıkıntılar getirdi. Türkiye'den bir gün işçi getirmek istiyorum, mermer ustası. Ve ona da tabii ki güzel bir para ödemek istiyorum ki o da benim bu Şahin aileme katılıp birlikte daha fazla mermer döşeyim. Yani ben her zaman döşemiyorum biraz tuhaf bir söz ama yani her zaman fayans yapıştırmıyorum öyle söyleyeyim. Ya da mermer ya da taşlar falan ya da mesela kilisede de bir kere ben birkaç tane iş almıştım. Kilise de güzel para ödüyor. Yani hep ben yapmıyorum ama ara sıra da işçi problemi veyahut da işçiler beni sinir ettiği zaman veyahut da bir sıkıntı olduğu zaman veyahut da işçi hasta olduğu zaman hasta yani her insan hasta olabilir normal bir şey bu. O zamanlar işte ben devreye giriyorum. Eğer işçi bulamazsam tabii. Bu iş hatta yarın da ben burada olacağım. Cuma günü kendime boş yaptım. Hani yarın biterim buradan. Cuma günü evde oynarım. Bu videoyu da yükleyeceğim. Böyle yani Şahin'in küçük Viyana'daki, Avusturya'daki iş hayatı. Böyle videolarda istiyorsanız size daha çok böyle videolar çekip koyabilirim. Ve siz de bakabilirsiniz neler yaptım, neler ediyorum böyle iş hayatında. Buralara gelmek kolay değildi. Bazıları tuhaf Instagram'dan mesaj falan atanlar var. İşte ev senin değildir falan gibisinden. Ya sana bunu göstermeye veyahut da ispat etmeye bir gerekliliğini bulmuyorum. Çünkü ben ne yaptığımı biliyorum. Beni tanıyanlar, yani Sema beni çok iyi tanıyor. Başka insanlar beni çok iyi tanıyor. Onlar biliyor benim kim olduğumu, ne yaptığımı, nelerle uğraştığımı, nelerim olduğunu. Tabii nelerim olduğumu bu konu biraz derin konu. Çok herkese de anlatacak anlatmıyorum ama. Demek istediğim artı eksi insanlar beni tanır. Benim burada niye bir şov yapayım yani size niye bir şey. Hani sanki öyle bir söyledik yani sanki birisinin evin önüne gidiyorum. Video çekiyorum sonra geri arabada gidiyorum. Hani niye böyle bir şey yapayım? Tuhaf mısın sen? Cins misin?
Listen, yani öyle. Şimdi her şeyi kurmak zordu. Çok büyük paralarla paralar yatırdım. 19 yaşımda şirket açtım. Çok büyük insanlarla çalıştım. Burada Mason Birliği bir arkadaşım var. Onunla birlikte çalıştım. Yani çok çok şeyler oldu, anlıyor musun? Öyle oldu, böyle oldu. Yahudilerle çok tanıştım. Daha büyük inşaatlara girdim. Sonra farklı yerlere de girdim. Sigorta gibi yerlere falan. Büyük de tabii problemler oldu. Bunları bence başka bir videoda anlatayım. Yani demek istediğim, güzel bir iş çıkardım. Hızlı oldu. Daha hızlı yapabilirdim ama ben böyle biraz relax yaptım. Şimdi birkaç da yer var. Oraları temizlerim. Yerini süpürürüm. Fayansları koyarım. Sonunda eve giderim. Yarın da fayansları döşerim. Kendinize iyi bakın diyorum. Şahin kanalından bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.